Bekle geliyor. Geliyor. Dur yırtarım bak açma. O şarkıyı kapat açma yırtarım. Çıktı senden sakalların uzamış. Ben de evet. Ben de kaşlarım. Yok kaşların kaşı Kürt kaşı. Peki Kürtlerin kaşı Kars kaşı mıdır? Yani tüm Kürtlerin kaşı aynıdır. Yani hep kalın oluyor. Yani güzel. Kaşları mı kalın oluyor, telleri mi kalın oluyor? O telleri. Benim bir tane akrabam var. Atlet gibi. Atlet giymiş. Tişört. Orman. İçine kayboluyor. Üşümez. Üşümez işte. Hiç. Ayıyla boğuşuyor. Ayı boğan mı? Ona ayı boğan diyorlar genelde. Evet. Buyurun. En son kafama boru takmıştım. Sen de kafana bir şey koymuştun. Hatırlamış. Sehpa koymuştun. Evet. Peki bu yayından sonra size yöneltilen sorular neydi? Hebele Hürele Bey. İstiyorsan sana da boru sokalım. Ya takar pardon. Öyle takar. Dedin yani. Öyle dedin. Öyle dedi. Sana mı dediler? Evet. Dediler. Sana boru takmak istediler. Evet. Çok iyi. Çok üzüldüm. Ben de dedim ki tut şunun ucunu deşeyelim abi. Deşeyelim abi. Ama kimse tutmadı ucundan. İnşallah bir gün sizin ucunuzdan tutarlar. Evet. Evet. Yani tut şunu ucunu döşeyelim abi. Evet.
Evet Celal Bey, lütfen ciddi bir yayın. Benim seyircilerim ben ciddi olunca daha çok seviyorlar da beni. Ciddi bir yayın yapabilir miyiz? Tabii. Size yönetmem gereken birkaç sorular var. Buyurun, dinliyorum. Sormamı istediğiniz sorular var mı? Soru zaten karşı taraftan gelen bir şeydir. Ya ne bileyim, belki sen hani ondan dolayı. Sormamışsa o zaman soru geliyor. Öncelikle merhabalar Cellat Bey. Kendinizi biraz bize tanıtır mısınız? Benim adım Cellat. 21 yaşındayım. Tersten yazıyı okuyabiliyorum. Babayım. Evet. Aslen Karslı olduğunu söyleniyor. Doğru mu? Sarıkamış. Bakladım, mikrofonu getireyim. Telefonu getireyim. Evet, bekliyoruz. Mikrofon aldım ben. Evet, mikrofonumuz geldi. Talat Bey, ben çünkü eve yeni taşındığım için biraz eşyalarım dağınık. Oo, Şehpedino da yanınızdaymış. Şehpedino bize bir yer sağlayabilir mi? Tabii tabii, o zaten el sağlamak için var. Ooo, Şehpedino çava ile. Başımda çan ediyor. Başım. Evet Celal Bey, sorularımızı yöneltiyoruz şu an Celal Bey. Müsait misiniz efendim? Evet, şu anda tam olarak. Şu özellikle son olaylarda çıkan mevzulardan dolayı bunu bahsetmek istiyorum. Eğer ki isterseniz tabii. Sizin bildiğiniz ne kadarını biliyorsunuz? Yani ne konu hakkında biliyorsunuz? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Benim düşüncelerim kesinlikle bazı şeylere inanmamam. Çünkü seni tanıdığımız, bildiğimiz için bazı şeylere inanmadım daha doğrusu diyelim. Evet. Sizin düşünceleriniz nelerdi Canan Bey? Buyurun. Ben de kendim tanıdığım için ben de inanmadım. Gayet güzel bir röportaj oldu. O konu hakkında ben de size gerçekten hak veriyorum. Yani ben de yani sürekli diyorlardı Celat yapmaz diye, ben de o konu hakkında yani herhangi bir sıkıntı yoktu. Bir aralar burada biz gördüğünüz üzere videosunu at. Allah ciddi. Tamam. Videosunu videosunu bana Instagram'dan attığınız videoyu zaten birlikte izledik ve yorumladık. Doğru mu Canan Bey? Bir şey söylemek istiyorum. Videoyu... Ne videosu? Ya bana bir tane video atmıştınız ya Instagram'dan. Nasıl bir... Hangi içerikli video? Benle İbo. Ha evet. Hatırladınız mı? Hatırladım. Evet. Sizi gidi. Evet Canan Bey. Evet. İşte biz o gün, o gece, o konu hakkında konuşuyorduk Celal Bey. Evet, çok da güzel konuşmuşsunuz. Evet, çünkü biz tanıdığımız için yalan yanlış şeyler konuşmak da istemedik. Evet, iyi yapmışsınız. İyi, teşekkür ediyorum size. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Senin gibi bir arkadaş olduğu için, senin gibi birinin TikTok'ta olduğu için de biz de çok mutluyuz. Yani bazı insanlar için gerçekten çok büyük bir örneksiniz Celal Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de öyle. Siz de öyle. O zaman... Yeni bir Türkçe bir single çıkmış. Duydunuz mu? Efendim canım? Neydi? Yeni bir single, Türkçe bir single çıkmıştı. Neydi? Çivri. Hemen açıyorum. Cibila. Neydi o ya? Yeah.
Ben orada bir şey bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Şarkıda diyor ki insanlar her zaman iyi niyetli olmak için varlar diyor. Yani buradaki sözlerde böyle söylüyor. Bir de şunu diyor. Advanım hadi vanım. Yani diyor ki herkese güvenmeyin. Sonu çok kötü olur diyor. Evet. Yani diyor ki cahille sohbeti, nankörle ilgiyi kesin diyor. Evet. Bir de şey diyor. Damlaya damlaya göl olur. Evet. Aslan yattığı yerden kalkarsa köy kendine gelemez. 3 gün. Bir de anladınız diyor. Evet. Ben de dediğine şahidim, duydum ve bunu onaylıyorum. Arkadaşlar bir şey rica edebilir miyim sizden sevgili ÖDCPC, MCKCPC, TC canlarım benim. Lütfen gerekli sormamı istediğiniz sorular varsa bazı sorular hariç çünkü ben de onları görmezden geliyorum canım benim. Bu arada Halep abi bir tane caşlı gönderdi. Halep abi benim dastur ederim sağ olasın. Lütfen. Çünkü kendisinde belki rahatsız olduğu sorular vardır. Ondan dolayı o sorular hakkında soru sormak istemiyorum. Teşekkür ederim. Ama o çok güzel ha. Elindeki. Evet. Ben de çok beğeniyorum. Tam seri güvendi. Evet. Tam baş yani. Size sorular yöneltmek istiyorum. Şimdi kendinize tutun. Mikrofonu uzattım size gibi düşünün. Tabii şu an siz benim size uzattığım mikrofonu tutuyormuşsunuz gibi düşünün. Ben size mikrofonu konuşmanız için uzattım. Elinize verdim yani. Burada mı? Evet. Ben size tamam. Mikrofonu uzattım. Evet, şimdi sorumuz yabancı geliyor. Teşekkür ederim. Buyurun. Allah'tan yabancının mikrofonunu tutmuyorsunuz. Evet. Evet. Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Bir kızla düşünün, bir kızla oturdunuz, ilk kez tanışacaksınız. Onunla konuşmaya oturdunuz. Evet. Kız size, yani kızla Tinder üzerinden veya başka uygulamalar üzerinden tanışmışsınız, konuşmuşsunuz, anlaşmışsınız ve ilk şeydesiniz, ilk date'inizdesiniz, yani ilk buluşmanızda. Oturdunuz. Evet. Kıza karşı, kız oturdu size böyle bakıyor. Kıza karşı ilk konuşacağınız cümle nedir? Yatağa geçecek mi? Tövbe. Direk. Yani, Tinder'da kalmış. Yemeğe geçecek mi? Yemeğe geçecek mi demek? Yani yatakta yemek keyfisi. Abi gözü kalma yani, bir bok konuşuyoruz ya. Kusura bakma Celal'cığım. Ben bazen kendimi kaybediyorum da. Evet. Kusura bakma. Tam olarak ne konuşursunuz yani? Öncelikle merhaba Karabayan hanımefendi. Evime hoş geldiniz. Şurası yatak odası. Şurası da ev duş. Ev değil. Nerede? Kafe, restoran. Kafedeyiz, tamam. Ben de diyeceğim ki, merhaba hanımefendi, nasılsınız? Önce biraz oturup çay içeriz, kaçak. Sonra size şey soruyor, hobileriniz nelerdir? Hobileriniz. Benim hobilerim, yalan söylemek. Kesinlikle hep yaptığım şey. Yani benim hayatımda her zaman olan şey, özellikle yalan söylemek. Futbol, kufur etmek özellikle, çok severim. Halay çekmek. En büyük hobim Amine. Evet Canan Bey. Sonra size fobilerinizi sordu. Fobileriniz. Fobilerim de dışarıda kızlarla takılmak. Hayır. Korktuğunuz şeyler. Korktuğum şeyler insanlar. Peki yalandan korkar mısınız yılandan korktuğunuz kadar? Şimdi yılana bağlı. Bazı yılanlar var zehirsizdir. Bazı yılanlar da var çok zehirlidir. Ama o yılanların nereden nasıl sokacağını hiçbir şekilde bilmezsiniz. Bazı yılanlar boynunuzda yatar ama zehirlemez. Bazı yılanlar önünüzden geçip her an ısırabilirler. Teşekkür ederim. Evet, koynunuzdaki yılanlar şöyle yılanlar yani. Lütfen. Yani fobilerinizden birisi yılan mıdır? Evet. Hepimizin olduğu gibi. Evet. Çok iyi. Evet. Bu arada ben şunu yapmış
Ben de teşekkür ediyorum. Filiz teşekkür ediyorum. Evet. Böyle bir yani bunu sormak istedim. Yani bir kıza fobileriniz. He. Peki. Dur ne sorsa. Peki. Bir kızla buluştunuz. Ama evet. Çok sevdiğiniz bir kız daha var. Evet. Ama bir tane daha var. Evet. Bunda ne yapardınız? Ben genelde 3-4 kişiyle takıldığım için evet. Hiç yani sıkıntı olmaz benim için. Ama bu da benim ayrı gönüllülüğüm. Böyle kimseyi kıramamam. Yani anladınız mı Canan Bey? Yani bu benim için yani hani zor bir şey değil. Alışmışım. Ama bir insan birini daha çok sever. Onu sever. Evet. Evet. Çok iyi. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum sorularınızı yaptığınız için. Ne demek? Ne? Kaçırdım abi hatta bir daha. Evet Celal Bey. Hangi takımısınız bu arada? Çok merak edenler var da. Takım tutmuyorum. Milli takım destekliyorum özel maçlarda. Evet. Kendisi arkadaşlar takım tutmuyormuş. Cevap verdi. Ama aslında içinde bir Fenerbahçeli ruhu olduğunu biliyorum. Yani o konudan da şüpheniz olmasın. Kendisi büyük bir Alex hayranıdır. Küçükken halı sahada maç oynadığımızda kendisi sürekli Alex forması giyerdi. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Hebele Bey'de Hacı forması giyerdi. Hacı'yı çok sevdiğimdendir. Çünkü evet. Kendisini gerçekten çok severim. Sağ olun Canladı Bey. Hatta biz ona şey diyorduk, halo diyorduk o zamanlar. Hacı ya. Halo. Bu arada arkadaşlar formamın G-I harfi çıktığı için ha kalmıştı. Ona da sürekli halo diyordu yani. Evet, evet. Her zaman derdik. Peki numaranız kaçtı futbol? Ben her zaman 10 numara. 10 numara. Çok iyi. Çok sizin? İyi. Sizin de Alex zaten 10 numara. Evet, evet. Benim 36. 36. Evet, 36 hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bilgiler olduğu düşünüyorum. 36'nın bir örgüt olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz nedir? Karslılar bunu çok tepki gösterdi. Karslılar evet evet. Hatta bir Karslı videosu izlemiştim. Müsaadeniz varsa açabilir miyim Cavad Bey? Karslı videosu. Evet, Karslı videosu. Hemen açıyorum. Bir tane Karslı abimiz uzaylıları bir dakika. Yani inşallah ata binen adam açmasın. Bir dakika. Şöyle. Japonya'nın bir köyünde kendi yaptıkları bir robot muhtar seçilmiş. Bu konu hakkındaki fikriniz, düşünceniz nedir? Bence en iyisini yapmışlar. Neden? Çünkü robotlar zararsızdır. İnsanoğlu daha çok şey kazıklarlar birbirine. Peki bu robotlar birleşip dünyayı ele geçirirlerse ne olur? Biz Karslılar olduğumuz sürece izin verme. İşte demek istediğim şey buydu. Mesela Calad Bey, siz Karslılar olduğunuz lütfen ciddi bir soru cevap yayına alalım lütfen Canlat Bey. Buraya gelin. Allah selamı da karakola geldi. Canlat Bey, vara lütfen. Lütfen vara. Lütfen. Bu videoyu açmak nerede aklınıza geldi? Bu izlediğiniz, az önce dinlediğiniz beyefendi kendi... Kendisi tek yumrukla 3 uzaylı bayıltmıştır. Şahit olmuşumdur. Karslı gücü diyorlar ona. Genelde Kars gücü diye çağırıyorlar adamı. Evet. Öyle. Videodaki abimize yöneltilen soru ve onun söylediği şey hakkında düşüncelerinizin nedir yani? Ben bunu yani
Orada bir daha dinleyin isterseniz. Bir daha dinleyin. Buyurun. Japonya'nın bir köyünde kendi yaptıkları bir robot muhtar seçilmiş. Bu konu hakkındaki fikriniz, düşünceniz nedir? Bence en iyisini yapmışlar. Neden? Çünkü robotlar zararsızdır. İnsanoğlu daha çok şey kazık atar birbirine. Bunu diyorsunuz değil mi? Hayır, son kısmını söylüyorum. Bulma, zaten moraneme bozuka. Bozuka, evet. Son kısmını söylüyorum. Son kısmı çok önemli. Peki bu robotlar birleşip dünyayı ele geçirirlerse ne olur? Biz Karslılar olduğumuz sürece izin vermeyelim. evet, ben de şahsen inanıyorum. Siz Karslılar olduğunuz sürece kesinlikle uzay... Robotlara kesinlikle. Kesinlikle uzaylıların veya robotların herhangi bir hamle yapacağına inanmıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ben de çok. Çok keyifli bir proje yayını yapmıştık. Gerçekten evet. Mutlu oldum ben kendi adıma. Cavad Bey. Ben de çok mutlu oldum. Peki şu anda hangi ülkemizin hangi şehrindesiniz? Ben şu an ülkenizin Mersin şehrindeyim. Ne zaman diyorsunuz? Cavad Bey buyurun. Mersin'e şu an birkaç yapmamız gereken projeler var. Ondan sonra inşallah bir gün sizi davet ederiz buralara. Cavad Bey, geliriz. Olur. Geldik. İnşallah bir günde ben de gelirim inşallah. Gel. Güzel bir şehirdi. Seni yeni pazara götüreyim, Demirtaş'a götüreyim. Oralar çok elit ve nezih bir semtlerdir. Yani kesinlikle seni çok seveceklerine inanıyorum. Beni sevdikleri gibi. Canan Bey. Sinan Otsal, teşekkür ederim. İnşallah bir gün Mersin'e gelmeyi ben de çok isterim. Çok eğlenceli yayındı cidden. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne demek? O zaman hepinize çok iyi geceler diliyorum. Size peki, Cavad Bey, sevgili takipçilerinize buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zaten bir iki saattir yayındayım. Hep de söylüyorum. Gene de bir sürü şey söylüyorum. Şimdi hangi birini söyleyeyim aklıma o da gelmedi. Ama şunu demek isterim. İçimizde varsa bir nefret, kime niyet, kime kısmet. Evet. Peki ben gitmeden şu şarkıyla birlikte bir halay çekmek istiyorum. Yani var mısınız halay çekmeye? Son halay mı? Bu gecenin son halayı. Gecenin son halayı. Son halay. Son gece halayı. Okey. Hazır mıyız? Çok. Bir saniye şarkımızı hemen açıyoruz. Şöyle bağırın. O yüzden olabilir. Tamam. Haraya yeni başlıyor herhalde bu arkadaşımız.
Evet evet, halay da yeni. Yeni yeni, daha yeni, çok yeni. Senin elinde çok iyi bir halayşör olacağına inanıyorum. Kendi şahsım. Ben zaten halay Kürdün yogasıdır. Evet. Evet. Buna inanaraktan yoga, her gün yoga yaparız. Ben mesela her gece uyumadan halay müzikleri açıp omuzlarımı titreterek uyumaya çalışıyorum. Zaten sporun da bir kısmında omuz hareketi, böyle dambıları alıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Zaten bu var, sporda da var. Evet, evet. Ondan da hiç şüphem yok tabii ki. Evet. O zaman yaşanan bu tarz olay üzerine geçmiş olsun diliyorum. Ben de size, en çok size geçmiş olsun Cevat Bey. İftiraya uğrayan sizlersiniz, bizler değiliz. Bizlerden yana sıkıntı yok. Lütfen. Ağzı olan konuşur demek istiyorum. Evet. Siz ne demek istersiniz bu konu hakkında? Bir şey. Ağzı olan konuşurmuş diyorum. Evet. Çok iyi. Ne demek? Ne demek? Ne demek? O zaman size kocaman bir şevbaş demek istiyorum. Ben de size güzeller güzel, yakışıklı yakışıklı Cellad Bey. Ben de size çok güzel şevbaşlar diyorum. Anladın mı ne demek? Neyse canım. Anlıyorum ben. Evet. çok güzel bir yayında, inşallah diğer yayınlarda da sizle görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah canım. Ailem. Evet, biz ailecek yatmaya gidiyoruz. Evet. Uyumaya gidiyoruz. Yarın çocukların dersi var. Baba olmak zor. Evet. Evet, yarın çocukların dersi var. Biz gidip uyuyalım. Anneye de selamlar. Ellerinden öpüyorum. Aleyküm selam. Onun da selam var. Aleyküm selam. Bitti mi? Bu kadar. Bitti. Biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizi de öpüyoruz. Siz de Cevat Bey. Allah'a emanet olun. Şahbadino, görüşürüz. O da size diyor. Hadi Allah'a emanet, şahbaşlar. Görüşmek üzere. Hadi hatırette. Hatırette.